selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir video, yani kadro kurma videosuyla karşınızdayız. Bugün Kenan kardeşimizin hesabındayız. Kendisine burada küçük bir teşekkürler. Twitch yayınımızda 10 taneye yakın abonelik armağan etti. Eksik olmasın, ekonomik anlamda da destek oldu yani. Bugün orada güzel bir yayındı. Bugün burada da güzel bir video var. Peki bu videoda neler olacak? Hemen oyun planına gireceğiz. Kendisine sıfırdan kadro kuracağız. Kendisi iki tane de oyuncu bıraktı bize. Bakalım kimleri bıraktı, çok merak ediyorum. Oyun planı dedim. Oy, Beckham ve Casillas. Bu arada kendisinde birazcık para var gibi hissettim. O yüzden kadrosu büyük ihtimal kalitelidir diye düşünüyorum. Ben tabletten girdiğim için 2000 MyClub parası daha var. Demek ki bu adam iPad'den de oynuyor bu oyunu. Bu adam varlıklı kanka. Bu adamın kadrosu iyidir. Bu adam oyuna para basıyordur. Zitler 87 ısılı kontra. Zitler de uzun süredir gerçekten videolar yapıyoruz. Hepsinde Zitler seçili oluyor. Zitleri seviyorsunuz. Zitleri gerçekten seviyorsunuz. Hemen şöyle kalecilerle başladığımızda kaleciler Sommer. Abi bir şey söyleyeyim, bu da 96 rating ya. Donnarumma, Courtois, Neuer var, Uğurcan var, Oliver Kahn var. Hepsinin de 90-99 olduğu görünüyor. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bak, bunun kadrosu iyi ama kalecisinin de iyi olması lazım. Ben buraya kaleciyi çekemem. Allah cezanı vermesin. Casillas'ı koymuş zaten. Casillas'ı koyduğu yerde biz üstüne mi basalım Casillas'ı? Yapmayın böyle şeyler. Stopere geçiyoruz. Kaleciyi zaten koymuş adam. Stoperde şöyle bakalım yukarılarda kimler var. Hemen baktık. Abi bir şey değil mi? Gerçekten çok kaliteli oyuncuları yok mu? Bir de paket seçenler, böyle paket alanlar çok böyle rengarenk güzel görünmüyor mu ya? Hemen şurada Puyol'u gördüm. Puyol'u bir koyalım. Ne kadar yüksek ratingli ya da iyi bir kadro kurabilirsek kurmaya çalışacağız. Birazcık da gövde gösterisi olsun yani. Biliyorsunuz normalde rating takıntısı çok olan biri değilim ama ratingi yüksek, takım gücü yüksek kadrolarla oynamak da keyifli oluyor. Bastoni'yi gördüm 96. Bastoni'yi buraya koyup ters ayak olmasın diye bu şekilde çevireceğim. Bastoni çünkü sol ayaklı, Puyol ise sağ ayaklı, haberiniz olsun. Peki Puyol düşüşte gelmeyecek ama Bastoni'nin gelme ihtimali var diye ben yine de ne olur ne olmaz diye şuraya Marquinhos'u alayım diye düşünüyorum. Yedekleyeyim, nasıl olsa kaleciyi yedeklememize gerek kalmayacaktır. Yukarı doğru çıktığımızda kimler yok ki? Kimler yok? Roberto Carlos'u görüyoruz. Roberto Carlos'u hemen buraya aldım. Aslında yani Roberto Carlos'tan sonra burada Cancelo var, 97'lik. Gerçekten iş görebilecek bir oyuncu. Cancelo'yu da buraya çekiyorum. 97 yapıyorum. Arnold var. Arnold 97-95 kalıyor. Joshua Kimmich, Arnold'un 96'lık kartı da var. Oğlum bir dakika, şimdi şunu da bir alalım. Roberto Carlos çıkarmak gerekebilir ha. Neyse dur bakalım şimdi. Dost kısmı. Şimdi OOS'li oynadığı için Zitler taktiğinde bu taktikte 4-1-2-3'te defansif orta saha oyuncusunun sağlam olması gerekiyor. Fabinho var. Chomani var. Kimleri alabiliriz? Joshua Kimmich var. Casemiro da bitiyor. 95 rating Casemiro, 93 rating Fabinho var. Hadi 95 rating bu sefer Casemiro ile oynayalım. Normalde biliyorsunuz Fabinho'yu seçiyorum. Birazcık da artık farklılık olsun. Biraz da bu son dönemlerde biraz rating ağırlıklı kuralım arkadaşlar. Casemiro'yu çekmiş olduk. Yedeklememize gerek var mı? Chomani var. Onun dışında Tonali var, Fabinho var. Fabinho'yu da şimdilik şöyle bir alalım arkadaşlar. Bu arada çok evet. Marquinhos çok güzel bir detay oldu. Marquinhos DOS'la oynayabildiği için aslında DOS'u da yedeklememize gerek kalmayacak. Yani o ikisinden biri düşüşte gelirse ayarlar. Şimdi gelelim orta sahaya. Orta sahadaki oyuncuların sağlam bir şekilde hücumcu olmaları gerekiyor. Depaul var, Ndombele var. Yukarı doğru çıktığımızda Guti var gençler. Guti. Oy oy oy. Guti'yi de çıkarmış. Süper. Pavel Nedved. Pavel Nedved'i kanada bu şekilde alabilirim. Daha da kim? Bir OOS'ye daha ihtiyacımız var. Kevin De Bruyne'ler falan 87 duruyorsa burada demek ki daha yüksekleri var. Şimdi birazcık da sıkıntı oldu. Neden sıkıntı oldu? Çünkü çok fazla alternatif var. Çok fazla. Kaka, şimdi Zico, Messi. Messi'yi şöyle bir alalım, kurgulayacağız merak etmeyin. Zico da var, Zico'yu da alalım. Zico aslında hızlı kontratağa çok uymaz ama Ronaldinho'su var. Şimdi biraz daha yukarı çıkalım. Bir tane sağlam forvete ihtiyacımız var ama eyvah işte bu kötü oldu. Neymar, Mbappe. Mbappe'yi aldım. Neymar'ı şöyle alıp şöyle yapsam 100 olduk, 2744. Biraz daha yukarıda birileri daha karşılayacak mı? Bizi inşallah karşılamaz. Şu anda mesela karşılarsa üzülürüm çünkü hangi birini alacağımı bilmiyorum. Haaland var 96'lık. Sonradan oyuna sokmaya
Mbappe'nin açıkçası bu kartı şu anda abi Owen var. Owen. Arkadaşlar Arnold'u da yedeklemiyorum. Fabinho'nun yerine de David Villa var. David Villa var. Oha. Şimdi bir dakika. Lionel Messi. Messi'yi koysam buraya peki. Guti. Şöyle ayrıntı diyelim. Go ve Dos oynamıyor. Go yapsak birazcık çok agresifçe bir futbol olabilir mi? Mbappe, Neymar, Kaka. Go pozisyonda oynayacak sağlam şöyle bir oyuncu. Guti'yi çeksem oraya birazcık çok hücumcu olacağız ama Guti'yi de şöyle koysam 98 olsa yani önde presi iyi yapmamız gerekiyor. 2750 takım gücü. Casemiro'nun yerine o zaman Guti de düşüşte gelmeyeceği için Casemiro'nun yerine Muhammed Salah'ı da koyabiliriz. Bakın şu anda 2-4 forvette 5 tane yani ileri hatta 5 tane yüzlük oyuncu görünüyor. Buraya Salah'ı koyup bunu da yüz yapabiliriz. Mbappe şöyle yine gelsin. Başka 96 David Villa'yı alıp David Villa'yı da yüz yapabiliriz. Ben bir şey söyleyeceğim. Şu anda bir risk almak istiyorum. Bu şekilde bir kadro kurmuş ama ben bu tarz kadrolarda dostlar yani kaybedeceğini de bilsen ben 3-4-3 taktiği bence çok çok daha iş görecek bir taktik olacaktır diye düşünüyorum. Peki daha ne yapabiliriz? Şurada kaç oynuyor? 100 oynuyor. Bunu şimdi burada GF 100 yapabilirim. Ondan sonra Lionel Messi var. Burada bakın bu şekilde yapabilirim. Salah var. Evet orta sahada en azından evet bu şekilde yaparsam yine 2-4-5 ama ofansif anlamda biraz daha yüksek. Mesela Zico'yu Go pozisyonunda oynamıyor. Ha. Peki 3-2-3-2 yapsak iş görür mü? Şu anda tamamıyla deniyorum. Şöyle ya da 3-1-4-2 yapsak mesela. Buraya çektim bunu. Messi buraya OOS yaptım. 100 oldu. David Villa var. Kaka'yı şöyle yapacağım. Kaka'yı buraya çekeceğim. Şuraya OOS yapacağım. Neymar burada. Guti'yi buraya Go olarak çekebilirim. Bu da Go olsun. Yani bu şekilde yapabiliriz. Daha sonra daha da yüzlük oyuncusu çok var abi. Yani mesela Salah'ı çektim 100 oldu. Daha da yani burada baktığınızda mesela Ronaldo var. Ronaldo'yu da koysan 100 oluyor. Başka olarak işte Karim Benzema'yı da koysan 100 oluyor. David Villa'yı da koysan 100 oluyor. Abi çok ilginç ya. Çok çok iyi bir kadroymuş. Peki biz kendi kurcaladığı yani oynatabileceklerimizi Zico'yu da koysan 100 oluyor. Oha, oha, oha. Yani hepsini oynatamamak o kadar can sıkıcı ki. Şöyle yapacağım. Marquinhos'u buraya çekeceğim. 97 olsun. Muhammed Salah'ı alalım biz tekrardan. Michael Owen, Zico, Roberto Carlos'a şimdi ihtiyaç yok diyelim. Pavel Net. Oğlum hangi birini oynatacaksın ki bunların ya? Haaland 96. Lewandowski var. Bak Lewandowski'yi koy 100 oluyor. Çok ilginç ya. Oha. Oha, oha, oha. Biz yine kullanabildiklerimizi kullanalım. Şimdi şuraya Mbappe alalım. Karim Benzema da 97-100 olacak. Haaland var. Haaland'ı alsak Benzema'nın yerine. Bir tane Cancelo yedekledik ama stoperde Bastoni ile şöyle yer değiştirip bizim bir tane stoperi 2754 takım gücü oldu ama takım gücünün yanı sıra oynaması gerçekten çok keyifli bir kadro oldu. Peki burada ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Biz yine en azından bir tane yedekleyeceğimiz bir defansif orta saha oyuncusu ya da evet stoper olarak bunu kullanabiliriz. Ya bu düşüşte de gelmez. Cancelo'nun yerine bunu alacağım. Onun dışındaki bütün ileri hattımız hücumcu. 2751 yaptık ama toplamda 6 tane 6 tane ve kadromuza da baktığınızda yani Pavel Nedved'de 100 oluyor mu burada? Yani inşallah artık bazı oyuncular Pavel Nedved'de 100 oluyor abi. Oha diyorum ya. O başka hiçbir oha diyorum ve başka bir şey demiyorum. Dostlar rakibimiz geldi. Hemen şöyle kendimizi kontrol ediyoruz. Çok şükür düşüşte gelen bir oyuncu yok. Toplamda 6 tane forvet. Ya ben hepsini forvet diyorum bu arada. Rakibi de bir kontrol edelim. Hemen rakip de o da ofansif oynuyor. Biz dostsuz oynayacağız. Bu birazcık can sıkabilir. Dikkatli olup pozisyonları ileride bitirmemiz gerekiyor. Maça yüzler kulübü ama şey biz başladık. Guti pasını verdi. Çok güzelsin Mbappe. Attı. Messi olmadı. Eyvah Neymar. Çok güzel gördüm. Marquinhos'la kapatacağız. 3 defans oynamak biraz sıkıntılı olabiliyor. Çok güzel geçti. Aldım. Eyvah Neymar. Çok kötü başladık.
Çok kötü başladık. Hiçbir şey yok. Kaka koş. Kaka geriye kadar geldi. Offside bayrağı havada. Oğlum çok kötü başladık lan. Casillas bak ne kadar tatlı bir başlangıç. Oğlum adam gelmiş oraya. Şimdi Kaka aldı. Çok güzelsin. David Villa. Arayı çok iyi gördüm. Bir pas. David Villa gidiyor. Offside. Nasıl offside olabilir ya? Ben ince eleyip sık dokudum. Ama David Villa o kadar hızlı ki muhakkak ki offside'da kalabiliyor. Çünkü zıpkın gibi adam. Fena bir adam yani. Bastoni. Bastoni uzun gönderdi. Gönderdiği yerde biz olmamız lazım. Guti sakin. Guti aldı. Pas. Çok güzel. Attım pasımı. David Villa iyi gördü. Şimdi tekrardan David Villa. Baktı. Pasını verdi. Bir pas Mbappe geçmedi. Neymar at pasını kankam. Çok güzelsin. Şimdi girdim. Oraya değildi. Olsun olsun olsun. Olur öyle şeyler. Olur. Olur öyle şeyler. Beckham. Bas. Bas. Oyun birazcık kasıyor gibi. Bağlantı biraz kötü gibi. Ama bir şekilde ayarlayacağız. Attım pasımı. Çok güzelsin. Bir pas daha verecek. Messi basıyor. Çok güzel. Kanatlara dikkat. O baskıyı iyi kurduk. Ama sanırım şimdi sıkıntı olacak. Haaland'ı çok iyi gördü. Haaland. Haaland döner mi? Haaland'ın ne yapacağını da kestiremiyoruz. Haaland'ın kalede Casillas var. Bir orta gol getirir mi? Aha şansımız. Aha Walker. Aldım. Çabuk çabuk kanka çabuk. Çabuk. Casillas. Gönderdi gönderdiği yerde. Şimdi. Eyvah. Sanırım çok mu erken başladık? Attım pasımı. Hadi Kaka girdim. Bir pas daha. Gidiyorum. Kaka gidiyor. Kaka. Kaka. Girdi. Kaka vurdu direkt. Ah direkt ah. Ahlar vahlar arasında indir kanka. Guti orada gerçekten yani ulan şu DOS adamı belki DOS'un yerine görevini yapamaz dedik Guti ama o kadar kaliteli oynuyor ki helal olsun diyelim. Bir korner kullanacağız. Bizim için önemli bir korner. Öne geçmek durumundayız. Topun başında David Beckham var. Ekran değiştir ve kısa köşe vuruşu diyorum. Ve hemen şöyle pasımı atıyorum. Messi. Messi girdi. Messi girdi. Messi vurdu kaleci. Atak devam edecek. Şimdi aldım. Mbappe girdi. Pasını verdi. Guti. Orta. Bir korner daha. Baskı golü getirsin artık. Yine şöyle bir kısa köşe vuruşu kullandık. Aldım. Verdim. Bir pas daha. Süpersin. Neymar girdi. David Villa. Kötü kontrol. Yine aldık. Şimdi vuracağım. O durmaları ben yapmıyorum. O durmaları oyun kendi yapıyor Beckham Donnarumma. Guti ile aldık. Guti pasımızı verdi süper. Şimdi kanatta. Ah ah kanatta kanatta kanada. Süpersin. Mbappe pas. David Villa vurdu. Yine kaleci. Beckham indirir mi? Lionel Messi. Atak devam edecek. Neymar yine Donnarumma. Yemiyordu Donnarumma. Tek başına ayakta kalmaya çalışıyordu. Ama dikkat etmemiz gerekiyordu. Mbappe. Mbappe dönecek. Mbappe çok güzel geçti. Kapatıyoruz. Önünü kapat artık. Hiçbir şey yok. Hayır. 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 Hiçbir şey yok. Penaltı olsa avantajı bırakmaz diye düşünüyorum. Puyol'un yaptığı hareket torif. Yapmadım bir şey. Gerçekten yapmadım. İzlesene be. İzlesene. Yapmadım bir şey. Çok tehlikeli yerden bir frikik. Duran top. Bakalım. 45 artı. Bir de gol yiyecek miyiz? Paslı kullandı. Bir şut. Oh. Mbappe. Kanatta boşluk. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar girdi. Oha. Oğlum bu Walker nasıl bir Walker ya? Bu arada maçın bitmesi gerekiyordu. Ekstradan maçı uzattı. İlk yarı 0-0. 7 şuta 5 şut. Belki skor anlamında bir şey olmadı ama pozisyonlar var. İkinci yarı biraz daha dikkatli olup elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Bu kadroyla berabere kalmak ya da yenilmek gerçekten bizim kolsuz olduğumuzu gösterir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Aldım topu. Bastoni. Çok güzel gördüm Kaka. Şimdi David Villa. Aldım. Kaka gidiyor. Kaka pasını verdi. David Villa'ya doğru bugün Walker ve kaleci Donnarumma rakipte ciddi anlamda ön planı çıkan oyuncular diyebiliriz. Şimdi Mbappe pas verecek o. O pas verecek. O pas verecek aldık. Marquinhos pas. Çok güzelsin. Bir pas daha. Ver kankam ortaya. Guti pasını verdi. Karatta Bastoni'yi iyi gördük evet Neymar. Bak o mesela geri dönüşleri yapmıyorum. Neden böyle oldu bu oyun ya? Messi. Messi hayır 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 hayır. Dönme dönme dönme. Dönme. Kapattım önünü kapattım. Hadi 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 hadi. Ver kankam. Süpersin Bastoni. Attım pasımı. Çok güzel bir top daha. Harikasın. Beckham. Mbappe. Sakın offside verme. Gol pozisyonu.
Mbappe! Oğlum niye sağ ayağınla vurmuyorsun Mbappe'cim? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Pres! Pres! Beyler oyun planı yapmak durumundayım. Aha aldım. Verdim pasımı. Bir pas daha. Kanatta boşluk. Guti çok güzel gördü. Şimdi orta. Ay döndürür falan dedim ya. Uzun gönderdi. Puyol hata yapma ne olur. Hata yapma. Eyvah. Messi. Messi. Pas mı verecek? Verdi. Aldık topu. Ya yapmayın çocuklar. İndir. Süpersin. Pres 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 pres. Bas bas bas. Haaland'a. Uzun gönderdim. Süper. Ver kankam. Kaka. Attı pasını. Şimdi. Aa kaçamadım. Mbappe. Çok güzel gördü. Beckham. Alamadık. Pres yapıyoruz. Oğlum bir Allah'ın kulu yok mu lan orada? Aldım. Neymar. Bir pas daha. Çok güzelsin. Verdim. Şimdi Messi. Ara top. Yapma. Dakika 77. Bir oyun planı yapsak. İnanılmaz tatlı olacaktı. Oğlum bu şov yapıyor ha. Ver pasını. Guti'ye gelmedi. Eyvah. Al. Çok güzelsin. Pas verecek. Guti yapma. Guti de çok yoruldu ama bir türlü oyuncu değişikliği yapamadık. Pres aldık. Bir gol lan. Bir gol. Attım pasımı. Bir pas daha. Şimdi Kaka. Kaka pasını verdi. Neymar'a. Neymar. Neymar. Çok güzel gördüm. David Villa ortaladı. Bir kafa Mbappe kaleci. Mbappe kaleci uzun gönderdi. İndirmemiz lazım. Pres. Pres. Bas. Ah, 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 Allah cezanı vermesin. Al artık. Oğlum alın artık lan. Eyvah. Mbappe pasını verdi Haaland'a. Aldık. Allah senin cezanı vermesin ya. Babacım olamaz böyle bir şey. Gerçekten olamaz ya. Of. Bizdeki topu görüyorsunuz. Nasıl bırakıyorlar ya. Of. Ya bir ne yapacaksın oyun planı? Gözünü seveyim. Dakika 89 olmuş ya. Haaland'la başladık en azından. Beraberliği kurtarabilir miyiz? O da mümkün değil gibi. Attım pasımı. Şimdi Ronaldinho. At pasını. Şimdi Beckham. Ver kankam. Araya geçmedi. Tekrardan bizde mi? Olmadı. Ve maçı maalesef ki kaybediyoruz arkadaşlar. Ne yapabiliriz şu anda ya? Ya şu an gerçekten ne yapabiliriz ya? Yani elimizden geleni yaptık ama olmadı. Rakip sadece 42 tane pasta bizi yenebildi. 42 tane pas, başka bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Eline koluna sağlık diyelim kardeşimize. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kenan'a buradan sonsuz sevgiler. İyi ki varsınız. İyi bir like gelirse bu kadroyu tekrardan Kenan'dan isteyip bu sefer kazanmak için elimizden geleni yapabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.